Arkadaşlar merhaba, Poligonist'ten ben Fatih. Bugün sizlere sarsılmazın ilk modelini göstermek istiyorum. Aslında şurada görmüş olduğunuz gibi Tanfoglio sarsılmaz İtalyan yapımı. Ülkemize 96 yılında makine kimyaya gelmiş ilk gelen modellerden. CZ75 platformu sevgili dostlar. Hatta CZ75B platformu tam olarak neredeyse birebir aynısını yapmışlar. Şu ön tarafına pres çek kertikleri eklenmiş. Şöyle mekanizması da çok hoş. Tabii kendilerine göre biraz değişiklikler yapmışlar. Birebir kopyalamamışlar bu model tabancayı. Silahımız tabii ki video çektiğim için boş bu arada arkadaşlar. Şöyle şarjörünü de çıkartayım. Kenar alayım. Silahın çok ince bir işçiliği var sevgili dostlar. Normal CZ75'ler kadar hassas diyebilirim. Hatta şu sürgüsü çok daha hoşuma gitti. Gezi arpacığını değiştirmişler. Gezinin arpacığını da şöyle fosforlu yapmışlar. Şöyle kamerada göstereyim. Tetik ağırlığını iyileştirmişler. Oldukça yumuşak, kontrollü düşüyor. Ve bu tabancanın reseti diğer emsallerine göre daha kısa. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4 mm falan bir reseti var. Diğer modellerde biraz daha şöyle yarı yola geldiğiniz zaman ancak şey olur. Sarsılmaz'ın şu anki üretimleri bu model CZ klonlarında da yine bu şekilde. İlk Tanfoglio ile beraber yaptıkları yani çok daha iyiymiş açıkçası. 96 senesinde böyle olup günümüzde bunun geliştirilmemiş olması biraz üzücü. O zamanlar daha güzel yapmışlar. Malzeme kalitesi falan da kendisini hissettiriyor arkadaşlar. Şöyle tok bir ses çıkıyor. Sesi çok hoşuma gitti benim açıkçası. Bazı kılıç modellerinin eskilerinde bu kertiklerde yine bu şekildeydi. Daha sonradan değiştirdiler. Biraz daha geniş aralıklı oldu. Bütün bu arada Tanfoglio'larda olduğu gibi şurada read warning before using guns yazısı yazıyor. Ne demek? Tabancanızı, silahınızı kullanmadan önce uyarıları okuyunuz demişler. Bu da bize güzel bir hatırlatma. Önce emniyet, önce güvenlik diyelim arkadaşlar. Tabancamızı bir de sökelim. Şöyle yine klasik CZ platformunda olduğu gibi onlarda iki nokta var. Şey iki çizgi var. Bunlarda iki nokta var bu arada. Aynı sarsılmaz da yine bu noktalı sistemde devam ediyor. Tabancamızın içine şöyle bir bakalım. Tabii atıştan çıktık. Biraz kirli. Temiz bir işçiliği var. Şu kısımda biraz daha bir hafifletmeler yapılmış arkadaşlar. Yine klasik CZ sistemi. Şurada ayaktan düşüren. Şöyle yukarıya doğru kalkıp tırnaktan böyle kurtarıp horozu düşürüyor. İtici tırnağı var. İğne blok emniyetini yukarı kaldıran parça. İğne blok emniyeti var. Yayı oldukça yumuşak. Şöyle bir irca yayı. Üstte geniş, altta dar bir yay sistemi uygulamışlar arkadaşlar. O zamanın teknolojisiyle bunları düşünmüşler. Bu arada namlumuz da bu şekilde. Namlunun üst krom kaplamasını Dursun Usta yapmış. Buradan kendisine de selamlar olsun. Böyle sert krom kaplamış üzerine. Tabanca neredeyse hiç kullanılmadığı için kilitleri falan oldukça düzgün duruyor. Daha benim tahminime göre bir 200 tane falan atmış. Bugün de biz attık işte. İçindeki işçiliği falan da güzel. Şu kısımlarında hafifletmeler yapılmış. O yıllara göre güzel bir tabanca. Sevgili dostlar şöyle tekrardan toplayalım. Şu kısmı tam şu şekilde denk gelecek gibi oturuyor. Buradan alıp böyle tutuyoruz. Şunu da şöyle çizdirmeden. Evet gayet güzel. Tabancanın şu yan kısımlarını parlak yapmışlar. Bu çok hoşuma gitti. Üst kısmını mat yapmışlar arkadaşlar. Üstünde de bir bant var B'lerde olduğu gibi. Bu ışık parlamalarını engellemek için
Tabancanın üstünde mat olması da bu konuda güzel olmuş. Yan taraflarının parlak olması da ekstra bir yakışıklılık katmış açıkçası. Benim çok hoşuma gitti. Ben de sevdim yani, böyle yanlarında menevişte yanar dönerle bir renk alıyor aynı zamanda, ayna gibi. Şöyle kamerada belli oluyor mu? Bir daha dikkatli bir bakayım. Evet. Kabzası falan da orijinal. Yani emniyet sürücünün şarjör düşme mandalı çift taraflı değiştirilebilir. Emniyet mandalı şöyle yukarıya doğru. Yani tabancanızı emniyete aldıktan sonra bunu tık indirip şık tetik düşürebiliyorsunuz. Bu oldukça fonksiyonel. Normalde horoz aşağıdayken bu emniyete geçmez arkadaşlar. Horoz kuruluyken sadece emniyete geçer. Bu modelde iki türlü de geçiyor emniyete. Tabancanın işçiliğini beğendim. Şu köşe hatları falan gayet düzgün şey yapmış. Böyle yuvarlanmamış. O açıdan iyi. İçindeki mekanik parçaların birbirine uyumu da güzel. Şöyle tetiği ezdiğiniz zaman yaklaşık 2,5 kilo bir tetik ağırlığı var. Böyle çok rahat bir şekilde eziyorsunuz. Yani herhangi bir sürtünme, takılma vesaire bir şey olmuyor. Şarjör de oldukça rahat girip çıkıyor. Bu arada şarjör kapasitesi 17 artı 1 arkadaşlar. Zannediyorum o yıllarda şarjör kapasitesi konusunda bir kısıtlama yokmuş. Biz daha yeni 19 artı 1'e çıktı. Uzun yıllardır 15 artı 1 diye şey yapılıyordu. O yıllarda demek ki 17 artı 1'e müsaade varmış. Bir de tabancamızın ağırlığına bakalım. Beraberce bir görelim. Şöyle parlamayacak şekilde terazimizi koyalım. Evet. 1198 gram şarjörlü boş ağırlığı. Şarjörsüz bakalım. Yani 1200 gram diyebiliriz. 1105 gram da şarjörsüz geldi. Yani şöyle bir daha bakın. İşte 1200 gram değil. Ağır mı? Tabii yeni, artık yeni nesil polimer tabancalara geçtikten sonra 1200 gram tabanca size ağır gelebilir. Ancak belde taşınırken bir sıkıntı çıkarıyor mu? Yok. Bir rahatsızlık veriyor mu? Yok. Alıştıktan sonra arkadaşlar taşınabilecek bir tabanca. Gayet güzel. Benim de hoşuma gitti. Şöyle ele gelişi falan. O zamanlar bu kertikleri böyle düz yapmışlar. Şunlar artık şöyle biraz daha piramit desenli olsa daha iyi elde oturur diye düşünüyorum. Yani kabzesi de bunca yıldır sağlam kalmış. Bu da malzeme kalitesini gösteriyor. Güzel, yakışıklı bir tabanca arkadaşlar. Şu pimin içerisinde şurada bir iz gözüküyor. Bakın, şimdi dikkatimi çeken bir şey oldu. Bunlar genelde komple döküm olup ondan sonra işleniyordu. O yüzden o pim ortadan kırılabiliyordu arkadaşlar. Sanırım bunun burada ortasını çelik, dışını dökümden işleyip ikisini bir sonradan birleştirmişler. Şurada bir birleşim yeri gözüküyor. Bu da daha dayanıklı bir hale getirilmiş diye düşünüyorum. Böyle bir şey yapmış olabilirler. Tabii bunu uzun atışlar sonrası ancak anlaşılabilecek. Yani daha önce benim birkaç kere elimde kırıldı CZ75'in pimi. Tam ben atışı yaparken. Hatta bir kere Serkan Hoca ile de beraber denk gelmiştik. Videosunu bulabilirsem eklerim onu da. Böyle değişik bir hadise olmuştu arkadaşlar. Bu da güzel bir detay diye düşünüyorum. Evet, tabancamızı şöyle her açıdan sizlere bir gösterelim. Daha sonra beraberce atışa geçelim arkadaşlar. 96 model Tanfoglio sarsılmaz. Sarsılmaz da herhalde Tanfoglio ortaklığıyla bütün know-how'ını onlardan almış diye düşünüyorum. Onların çizgisinden devam etmiş. Daha sonra kendisi tek başına geliştirmeye devam etmiş günümüze kadar. Umarım bundan sonra da sevgili dostlar daha güzel, daha sağlam tabancalarla, daha mühendisliğini, Ar-Ge'sini geliştirerekten ülkemize katma değer sağlamaya devam edecek diye ümit ediyoruz. Bu Tanfoglio model tabancamız da böyleydi sevgili dostlar. Şimdi beraber bir de poligona geçip atışlarını yapalım. Daha sonra sizlerle beraber değerlendirelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi poligonumuza geçtik. Tanfoglio sarsılmaz tabancamızda. Bu arada tabancanın ilk orijinal
Deri kılıfı da böyle elimize geçti. Şöyle yakından göstereyim. General Combat 9 mm 17 artı 1 yazıyor üzerine. KLT Germany, herhalde Alman yapımı. Böyle bunu da böylece görmüş olun. İlk günkü gibi duruyor. Mühimmatımız da Özkursan poligon arkadaşlar. İlk önce bir 5 metreden nişanına bakaraktan başlayalım. Beraberce bir görelim. Şarjör de çok rahat basılıyor bu arada. Oldukça yumuşak bir yayı var. Gayet hoş, tatlı. Şöyle. Evet, tam deliksiz siyah noktanın içinden. Evet, şöyle bir 5 metre atışına bakalım. Ve 10 metreye alıyorum. Biraz yorgunluktan hafif sağına soluna kaçırdım ama fena değil. 5 metreden bir seri atalım. Şu kısa resetine bir arkadaşlar onu yakalamaya çalışalım. Onu sevdim diğer modellerden farklı olarak. Kısa resete sahip olması hoş. Niye yanılttı beni? Evet, yine merkezde rahatlıkla topluyoruz arkadaşlar. Biraz da yorgunum böyle. Çift göz atıyorum. Bir ara silah geride kilitledi, bitti falan sandım. Atarken de bana mısın demiyor arkadaşlar. Hakikaten at beni diyen bir tabanca yani. Şöyle şimdi biraz daha seri gideceğim. Hatta double mı yaptık? Double'ları da bu şekilde. Grupmanı gayet güzel. Resetin kısa olması da iyi fayda sağlıyor açıkçası. Gayet güzel. Arada bir aşağılara düşürdüm ama herhalde bir peşine geldi diye düşünüyorum. Bakalım. Bir 10 tane daha atalım. Şunları işaretleyeyim. Kaçanları. Aslında double atışlarda bunlar kaçak sayılmaz ama ben kendimi artık o şekilde hepsini içeriye sokmaya çalıştığım için. Evet. Thank you.
Bakalım bu kez hepsini içeriye sokabildik mi? Evet, bu double atışta da grupman yine bu şekilde. Şurada bir, iki tane kaçmış. Genel olarak grupmanı atışı çok güzel, çok keyifli arkadaşlar. Bu tabancayla böyle sabaha kadar mermi yakarsınız diye düşünüyorum. Gerçekten dengesi şeyi, tetik ağırlığı, hissiyatı hoş. Belinize taktığınızda da yine klasik CZ platformu olduğu için taşıması da keyifli. Şöyle tam oturttuğunuz zaman dışarıdan da belli olmuyor. Belinize aldığınız zaman ağırlığını da çok hissetmiyorsunuz açıkçası. Atışından da çok büyük keyif alıyorsunuz gerçekten. Yani nişanı olsun, vuruşu olsun, double atıştaki reaksiyonu olsun gayet hoş. Ben çok beğendim açıkçası tabancayı. Tavsiye eder misin? Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve şarjörü her zaman olduğu gibi size devrediyorum arkadaşlar. Gerisi yorumlarda sizden gelsin. Güvende kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir de kaç? 20 mi? 25 mi? Kaç yapalım? Hadi 20 yapalım ya. Bugün yorgunum. Affedin beni. Bir 5 tane. Deneyelim. Evet, tam noktada. Biraz kaçtı. Evet. 20 metrede de performans bu sevgili dostlar. Gayet güzel. Tabi tabancaya çok alışkın değilim. Bir iki tane de arada kaçırdık. Bu da nazar boncuğu olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.